Evet, herkese merhabalar. Gördüğünüz gibi ilk defa kamera karşısına geçtim. Hazır kamera karşısına geçmişken öyle boş bir video istemedim. Elime de bir fırsat geçti. Güzel bir laptopu kutu açılımı yapacağız. Bir tanıdığımıza aldığımız bir laptop. Huawei marka. Biliyorsunuz zaten Huawei'nin laptopları ülkemizde peynir ekmek gibi satılıyor. Biz de hazır böyle bir durum varken, Huawei de ülkemize yeni bir laptop getirmişken elimize geçen bu imkanı değerlendirmek istedik. Kutu açılımına geçmeden önce küçük bir duyuru, aynı zamanda bir özür paylaşmak istiyorum sizle. Ne yazık ki uzun zamandır video gelmedi. Özellikle şu muhteşem Cuma indirimleri, işte Kara Cuma, namı değer Black Friday indirimleri geçti. O dönemde çok ciddi indirimler oldu. Bazıları sahte indirimlerdi, evet. O dönemde kanalı boş bıraktık. Bu yüzden özür dileriz. Çünkü bu boş bırakılmanın sebebi de, daha önce söylemiştim, biz bu kanalı 3 üniversite öğrencisi yönetiyoruz. Ve bizi haftalarımız bizi çok kötü sıkıştırdı. Bunlardan dolayı mecbur kaldık açıkçası. Bazı güzel fırsatlar anlık gördüm, yakaladım. Ama bunları video çekme imkanım yoktu. O yüzden özür dilerim sizlerden. Ve bir küçük duyurum daha var. Dediğim gibi 3 kişi yapıyoruz. Ne yazık ki arkadaşlarımızdan birisi korona oldu. Kendisi gerçekten çok dikkat eden, önlemlere harfi harfine uyan bir insandı. Sadece babasının işine yardım etmek için dükkanda, o yüzden dışarı çıkıyordu. Onun dışında akşam eve gelip sınavlarına, vizelerine çalışıyordu. Ne yazık ki hem babası hem kendisi dükkanda müşterilerden korona kapmış. Ne yapabiliriz? İşte böyle zorluklar var, hayatın zorlukları. İşte mecburen dışarı çıkmak gerekiyor. Şimdi arkadaşımız hem vizelerle uğraşıyor, aynı zamanda evinde kendisine verilen ilaçları kullanıyor, karantinada. Kendisine geçmiş olsun diliyoruz. Umarım en kısa zamanda atlatır. Bu iğrenç hastalıktan da kendisi başta olmak üzere tüm dünya kurtulur. Gerçekten hayatlarımız çok zor duruma girdi. Evet arkadaşlar, ne yazık ki bunlar hayatın gerçekleri. Biz işte bir yandan okulla uğraşıyoruz, bir yandan hayatın zorluklarıyla uğraşıyoruz. Bir yandan da arttırdığımız bu vakitlerde şu kanalda sizler için faydalı olabilecek videolar çekmeye çalışıyoruz. 400 aboneyiz şu anda. 1000 abone olmamız lazım. Eğer gönlünüzden koparsa bize abone olarak küçük bir destek verebilirsiniz. Daha fazla lafı uzatıp sizi sıkmak istemiyorum. Hemen bu canavarımıza geçelim. Huawei MateBook 14. Arkadaşlar, özellikle Huawei'nin MateBook D serisi, D15, D14, hatta MateBook 13'ler. Bunlar ülkemizde güzel indirimlerde çok fazla satıldı. Hatta ben birçok arkadaşıma bunu tavsiye ettim. Tam bir öğrenci laptopuydu, iş laptopuydu bunlar. Şimdi bu seriye çok güzel bir cihaz geldi ülkemize. Ben bunu Çin'de ilk Huawei'yi duyurduğumda, haberlerini okuduğumda aşırı heyecanlanmıştım. Bunun asıl sebebi bunun içindeki işlemcisi arkadaşlar. Şimdi bu seri her ne kadar iş için tasarlanmış, minimum güçle uzun şarj ömrü vaat eden bir seri olsa da ilk defa ben bu 14 inç iş bilgisayarı, eğitim bilgisayarları içinde bu kadar güçlü bir işlemci görüyorum. Hangi işlemci mi? Benim diğer videolarımı izlediyseniz 4000 serisi işlemcileri, AMD'nin 4000 serisi mobil işlemcilerini ne kadar övdüğümü bilirsiniz. Gerçekten mükemmel işlemciler. İşte bu mükemmel işlemci ailesinden bir tanesi Ryzen 5 4600H modeli bu canavarın içinde arkadaşlar. 14 inç 1.49 kilogram ardında metal dizayn, ama içindeki en baba oyun laptoplarında bile bulunmayan bir güce sahip bir işlemci Ryzen 5 4600H. Bunun yanında bizdeki model 16 GB RAM, 512 GB NVMe SSD barındırıyor. Şimdi bu laptopu ben nereden edindiğimi de söyleyeyim. Bir tanıdığım bunu aldı. Daha doğrusu bana sordu. Kendisi çalışan bir insan, inşaat mühendisi. Dedi ki benim böyle çok hafif olmayan, aynı zamanda kullandığım AutoCAD tarzı, Oscar gibi bu iş uygulamalarını kullanırken aynı zamanda şarjı uzun giden. Çünkü çalışan bir insansanız her dakika priz bulamayabiliyorsunuz. Şarjın uzun gitmesi ve sürekli yanınıza taşıdığınız için de hafif olması sizin için elzem durumda. Bütün bunlardan dolayı 14 inç şarjı uzun giden, aynı zamanda güçlü işlemciye sahip bir cihaz bulmak gerçekten şu zamana kadar zordu. Ta ki Huawei bu klasmana
çok uygun fiyatla çok uygun bir seri çıkartana kadar. Şimdi bazı insanlar şey diyebilir, MacBook cihazlar da var. Evet, MacBook'lar da hafif, uzun şarj ömrü vaat eden cihazlar. Fakat hem fiyatları çok fazla uçuk durumda, aynı zamanda macOS işletim sisteminin bazı dezavantajları var. Çok fazla avantajının olduğu kısımlar da var ama dezavantajı olan kısımlar da var. İşte bu noktada ben de tanıdığıma Huawei'nin bu cihazı önerdim. Kendisinden de rica ettim. Aldıktan sonra bir kutu açılışı yapmam mümkün mü? Kendisi de tabii ki seve seve kullanabilirsin dedi. Ben de bu yüzden bu cihazı sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki almak isteyen, düşünen birileri varsa son kullanıcı bir insan olarak, hani bir teknoloji editörü tarzında değil de bir kullanıcı gibi inceleyip sizlere bir ön inceleme sunmak istiyorum. Eğer talep gelirse, eğer yoğun bir istek gelirse bununla ilgili işte oyunlardaki FPS testleri, ısınma testleri gibi detaylı işkence testleri de yapabilirim. Ama bu tabii ki bir oyun cihazı değil. Fakat içinde bulunan dahili ekran kartı birçok harici ultrabook ekran kartlarından güçlü. Bakın, oyun ekran kartlarından bahsetmiyorum. Ama gene de ortalama birçok oyunu düşük ayarlarda, orta ayarlarda sizi tatmin edebilecek FPS'lerde oynatabilecek güçte bir dahili ekran kartı var. Daha fazla uzatmayayım lafı. Özellikleriyle birlikte kutu açılışında konuşalım. Hadi gelin kutu açılımına geçelim. Evet, lafı çok uzattım. Kusura bakmayın. Bunun farkındayım. Birkaç şey konuşmak istedim ne zamandır video gelmediği için. Ama artık merak etmeyin, sabırsızlığınızın farkındayım. Başlıyoruz. Daha önce tabii ki biz bıçağımız yardımıyla şuradaki güvenlik bantlarını söktük. Buradan çekelim, daha iyi görünür. Şöyle yavaşça kaldıralım, bakalım karşımıza ne çıkacak. Sadece bantlarını söktük, şu an ilk defa açıyoruz. Evet, en üstte bize bir takım... Görünüyor mu? Kadraj var mı? Bir takım belgeler var, garanti belgeleri, kullanma kılavuzu tarzında şeyler. Bunu kenara bırakalım, şu anda bununla işimiz yok. Şurada bir adet şarj cihazımızı görüyoruz. Bakalım değerlerine. 65 watt netleyebiliyor mu? 65 watt değerinde bir Huawei'nin hızlı şarjı var. Bize 65 watt nereden tanıdık geliyor arkadaşlar? Realme 7 Pro cihazından geliyor. Evet, o bir cep telefonu ama o cep telefonunda da şu laptoptaki güçte bir şarj aleti var. Onun videosu da şu anda sağ üst köşede çıkıyor. Ona da tıklayıp o videomu da izleyebilirsiniz. Gerçekten canavar gibi bir cihaz. Özellikle 3000-4000 lira arasında paranız varsa o bantta alınabilecek en iyi cihaz. Hemen bunu kenara koyalım. İki ucu Type-C. Bu arada şarj aletimiz de Type-C girişli. 1.8 metre uzunluğunda iki ucu Type-C çıkışlı bir kablomuz var. Bunu açmayacağım. Zaten aşağı yukarı biliyorsunuz standart bir kablo. Hızlı şarj destekli ama onu da belirtmek gerekli. Evet, cihazımız kutuda iyi korunmuş. Şöyle süngerlerini çıkartalım hemen yavaşça. Aman şimdi emanet cihaz. Düşürüp kırarsak. Şurada yapışkanlarını da sökelim. Bakalım bizi ne bekliyormuş. Gerçekten ben 14 inç klasmanında şu anda Türkiye'ye satılan en iyi cihaz olduğunu düşünüyorum. Evet, gerçekten çok şıkmış. Arkadaşlar, pürüzsüz bir metal yüzey. Huawei'nin logosu. Arkasına bakalım. Şöyle çevirsem daha güzel olur. Bekleyebiliyor ama havalandırma ızgaralarımız. Evet, şurada hoparlörlerimizi görüyoruz. Gerçekten başarılı. AMD'nin logosu. Burada bir adet Tambo HDMI girişimizi görüyoruz. 3.5 mm combo jack girişimiz var. Type-C şarj girişimizi de burada görüyoruz. Aynı zamanda Type-C USB olarak da kullanabilirsiniz. 2 adet Tambo USB-A girişimiz var. Bunların olması özellikle küçük cihazlarda neredeyse bir nimet haline geldi. Çünkü yok, kaldırıldı. Yavaşça biz cihazımızı açalım. Bakalım bize ne sunuyor. Şöyle şu gereksiz şeyleri kaldıralım. Evet, tek elle açılma testini de yapalım. Tek elle açılmıyor arkadaşlar. Gerçekten zorlamak gerek. Bir parmağımızla destek alıyoruz o yüzden. Bu bazılarının hoşuna gitmeyebilir. Buradan sınıfta kaldığını söyleyebiliriz. Evet. Ekran çerçeveleri gerçekten ince. Bir Huawei klasiği olarak ekranımızda kameramız yok. Kamera
bildiğiniz gibi klavyenin içinde. Şimdi göstereceğim. Şu koruyucu bandı kaldıralım. Şurada güç tuşunun içinde gizlenmiş bir adet parmak izi okuyucumuz var. Bu yine güzel bir detayımız. AMD'nin Ryzen logosunu görüyoruz. Evet, normalde burada Huawei Share logosu diğer Huawei modellerde görüyorduk. Yani üst düzey amiral gemisi Huawei cihazları, Huawei laptopları dokundurduğumuzda direkt bir iki cihaz arasında konuşma başlıyordu ve ekran direkt cihaza, laptopa aktarılıyordu. Laptoptan telefonu kontrol etme ya da telefondan laptopu kontrol etme imkanı veriyordu. Burada bu logoyu görmüyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl yani, bu özellik kaldırıldı mı? Hayır. Arkadaşlar, çok akıllıca bir mantık yürütülerek buradaki şu bandı tutup şurada touchpad'in altına gizlediler. Artık telefonu biz şuraya dokunduruyoruz. Bu sayede ekran paylaşımı yine aynı teknolojiyi kullanabiliyoruz. Yani zaten burada bir bant olarak koymaları saçmaydı. Çünkü bazı insanlar burada herhangi bir bant olmasını istemiyor. Bunları özellikle kaldırıyorlar. Ve o bant söküldüğü zaman da çok kaliteli bir teknolojiden mahrum kalmış oluyordunuz. Bilmeden, tamamen cahillikle yaptığınız bir harekette. O yüzden bu şekilde yapılması güzel olmuş. Kamerayı da gösterdikten sonra cihazı açalım. Bir Huawei klasiği olarak. Kamera tuşun içine gizlenmiş durumda. F6 tuşunun yanına gizlenmiş durumda. Bir tuş şeklinde. Kamerayı açıyoruz bu şekilde. Gerçekten şık. Şimdi cihazımızı açalım. Evet, şimdi ben ilk açılımı, kurulumları yaptım. Daha fazla uzun olmasın diye cihazımız. Şu anda kurulumdan sonraki ilk safhadayız. Masa üstündeyiz arkadaşlar. Ekran kalitesini görebiliyorsunuz. Gerçekten 2K 14 inç mükemmel bir ekran koymuşlar arkadaşlar. IPS bir ekranımız var. Parlaklığı da gerçekten güzel. Tabii ben bunu ev ortamında deneyimliyorum ama dışarıda da bizi üzmeyeceğine eminim. Bir Starbucks'a oturup açtığınız zaman ideal bir şekilde kullanacağınıza eminim. Bunun dışında 16 GB RAM, 512 GB SSD'miz var. Fakat ben burada bir eleştiride bulunmak istiyorum. Bu cihazda tercih edilen RAM'ler 16 GB güzel ama hızları yavaş. 2666 MHz hızında. Şimdi burada biz 4. nesil AMD işlemci kullanıyorsak bari bir 3200 MHz RAM'leri görseydik değil mi? Yani ben burada Huawei'nin neden böyle bir tercihe gittiğini anlayamıyorum. Bir tahminim var. Yani tahminim de şu. Belki de tamamen sallamasyon konuşuyorum. Bu cihazın biraz daha uzun şarj ömrü vaadi olduğu için belki de 3200 MHz hızındaki RAM'ler 2666 MHz hızındaki RAM'lere göre daha fazla güç tüketiyordu. Biraz daha şarj ömrü uzun olsun diye bu şekilde bir tercihe gidilmiş olabilir. Bu benim tahminim. Bu konuda bir bilgim yok. İlk bakışta bahsedebileceğim detaylar bunlar arkadaşlar. Şimdi bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Eğer talebiniz olursa ilerleyen zamanda detaylı bir hem işkence testi hem de ısınma testi, grafik testi, FPS testi, detaylı uygulamalardaki performansını gösteren testler yaparım. Ama bu cihaz çok uzun süre bende kalmayacak. Bunu da belirtmek istiyorum. Eğer yoğun bir talep gelirse yorumlar kısmında belirtirseniz duruma göre bakarız. Ama şunu söyleyebilirim. Gerçekten bu cihaz kimler için? Bu cihaz iş insanları için. Güce ihtiyacı olan, aynı zamanda taşınabilirliğe, ergonomiye ihtiyaç duyan insanlar için bu cihaz iyi bir tercih. Üniversite öğrencisiniz ve güçlü uygulamalar kullanıyorsanız, mühendislik, mimarlık uygulamaları gibi. Tamam, çok güçlü bir ekran kartı yok ama gene de bu uygulama üstesinden gelebilecek bir ekran kartı var. Aynı zamanda çok güçlü bir işlemcisi var. 16 GB RAM olması, hızlı bir NVMe SSD'ye sahip olması da bunu öğrenciler için mükemmel bir seçenek kılıyor. Aynı zamanda iş insanları için. İş insanları için de çok harika bir tercih. Şarjı uzun giden, hafif, metal tasarımlı, kolay çantanın içinde darbe görmeyecek, incinmeyecek bir cihaz. Aynı zamanda girişleri de çok iyi. Öğrenciler, iş insanları bu cihazı kaçırmamalı. Şimdi bu cihazın iki tane konfigürasyonu var ülkemizde. Birisi 8 GB RAM'li 256 GB SSD'li modeli. O 7000 lira. Diğeri de şu anda bizim incelediğimiz 16 GB RAM'li 512 GB SSD'li versiyonu. Huawei'nin yetkililerine sorduğum kadarıyla bu cihazın RAM'leri lehimli arkadaşlar. Anakartı lehimli. Bundan dolayı arttırılamıyor. İlk aldığınız şekilde ömür boyu kullanmanız gerek. Depolama birimi konusunda sıkıntı yok. Onu arttırabiliyoruz. Arka kapak da rahat bir şekilde açılabiliyor. Fakat RAM'leri arttıramayacağımız için doğru bir şekilde tercihte bulunmanız gerekiyor.
16 GB RAM'li 512 GB'lık SSD'li versiyonu 8700 lira. İlerleyen zamanlarda indirim kampanya olur mu bilmiyorum ama Huawei'nin kendi satış sitesinde bu fiyat. Başka sitelerde de fiyatları vardır. Araştırın, o gün hangi site daha makul fiyattaysa ona göre alın. Bu videoyu çektiğimiz tarihlerde bu cihazın yanında Huawei'nin resmi sitesinden aldığınız zaman bir adet Bluetooth mouse ve bir adet çanta, laptop çantası hediye ediliyor. Bunlar güzel artılar ama hani sizin aldığınız tarihte bu kampanya devam ediyor mu bilmiyorum. Şu anda böyle bir kampanya var. Tercih edebilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Lütfen abone olun. Videoyu beğenin arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Güzel ve sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.